Değerli izleyenler, TVRET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün ilaç ve bitkilerin hastalıkları etkilerini konuşacağız. İki değerli uzmanımız var. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, kendisi kimya profesörü ve Profesör Doktor Yağız Üresin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba efendim. Şimdi çok merak edilen aslında bugün konuları konuşacağız. Hem biraz ilaç bilimci cephesinden hem de bitkilerle uğraşan bir kimya profesörü cephesinden konulara değinmeye çalışacağız. Öncelikle şöyle girelim isterseniz. Tıbbi bitki kullanmakla bitkiden elde edilen etken maddeyi üretip kullanmak arasında nasıl bir fark var? Önce Yağız Hocam'ın konuyla ilgili görüşlerini alayım. Ondan sonra Saraçoğlu Hocam'dan da görüşlerini rica edeceğim. Ben önce bir hani pozisyon belirleme diye bir şey var. Onu yapayım isterseniz. Çünkü öteki türlü sanki benim işim şeymiş gibi oluyor. Sürekli çıkıp o öyle olmaz, bu böyle olmaz, bu da böyle olmaz diyen kişi pozisyonuna düşüyorum. Daha çok hani oluru nedir, nasıl olur, olursa bizim açımızdan kabul görür, hani genel bilimsel kabullere uyar bakış açısını vermeye çalışıyoruz. Bizim misyonumuz bu oluyor genellikle bu tür kamuoyu önüne çıkışlarda. Şimdi burada tıbbi bitki nasıl kullanılır çok benim alanıma giren bir şey değil. Ama demin dediğim çerçevede bir şeyler söyleyebilirim ama bitkilerden elde edilen maddeler insanda ilaç olarak nasıl kullanılıyor, evet, niye değiştiriliyor onun cevabı açık. Aslında günümüzde dahi ki biyoteknolojinin ağırlığı son 10 yılda bayağı arttı. Buna rağmen %67'si şu anda dünyada piyasada olan ilaçların bitkisel kökenli. Evet. Ama bunlar hani tıbbi bitkiler değil o anlamda bitkisel şeylerin, maddelerin işte değiştirilip saflaştırılarak falan. Evet evet hala kökeni bitkiden gelen ama işte oradan saflaştırılarak uygulanan maddeler bu ilaçlar. Yani %66-67'si hala bitkisel kökenli. Kökenli evet. Dolayısıyla da hani şu doğal mı değil mi konusu var ona da gireriz de yani onlar da doğallar. Ha niye saflaştırılıyor, niye değiştiriliyor? İki tane burada pratik şey var. Bir tanesi bazı zararlı özellikleri de olabilir. Yani şeyi rezerve ediyorum. Hani bazı şeyler bileşik halde oldukları gibi kullanılmaktan dolayı fayda veriyor olabilirler. O tartışılabilir, onu bırakıyorum. Ama bizim bakış açımızda mesela işte bu salisilik asit söğüt şeyinden, kabuğundan elde edilir. Hani en bilinen, en yaygın kullanılan ağrı kesici. Ama söğüt kabuğu olarak kullanıldığında ya da onun ilk derivileri mideye çok fazla zarar veren, aşırı tahriş eden, neredeyse kullanılmayacak hale getiren evet. bir uygulama seçeneği oluşturuyormuş. Felix Hoffman bunu değiştirmiş. Hatta komik bir hikayedir. Kayınvalidesinde mi ne denemiş ondan sonra da. Yani kimyasını değiştirmek mideye dokunurluğunu azaltıyor. Diyelim ki işte etkisini, etki süresini falan arttırmak üzere genellikle değişiklikler yapılır. Hani bu tıbbi uygulamanın kendisiyle ilgili. Diğeri de daha ekonomik hale getirmek içindir. Yani çok yüksek miktarlarda üretmek istiyorsanız bunu yüksek miktarda üretmek için sentez metodu geliştirirsiniz ki bu kimyanın işidir. Diğer hani değiştirme şeyi, hani yapısını değiştirme olduğu gibi vermeme sebeplerini bu şekilde özetleyebiliriz. Bu şekilde. Hocam peki sizin tıbbi bitkiden elde edilen maddeyi kullanmak nasıl bir şey? Diğerinden farkı nedir hocam? Yani ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın bitkisel tedavi içerisinde iki temel unsur vardır. Bir, FORT bitkisel tedavi, bir de MITE. FORT dediğiniz zaman o bitkinin içindeki ana etkin maddeyi çeker alırsınız ve tablet olarak doktorların hizmetine, hastaların hizmetine sunarsınız. MITE'da ise bitkiyi bir bütün olarak değerlendirirsiniz ve içinden herhangi bir şeyi çekip almazsınız. Tabii ki çok özel bitkiler var. Zehirli olanlar var. İşte geçmişte bir zakkum meselesi yaşandı. O çok talihsiz bir açıklamaydı. Yani dolayısıyla bu tür bitkilerin ne bileyim yüksük otu gibi digitalis purpura bunların halka hiçbir şekilde aktarılmaması lazım. Yani doğal haliyle kullandığınız zaman toksik etkileri var ve hastayı gerçekten ölüme götürüyor. Ancak öyle bitkiler var ki mesela Sayın Üresi'nin söylediği gibi şimdi söğüt yaprağından veyahut da söğüt ağacının kabuğundan elde edilen salisin var.
Ha, bu sonradan işte Hoffman tarafından işte asetil salisilik asite, bugünkü diyelim ya artık bütün dünya biliyor, ilaç ismi vermemek lazım ama aspirin. Yani şimdi aspirin de mideye zarar veriyor. Gastriti olan, ülseri olan. Yalnız şu var, bakın. Burada en önemli olan şey miktarı çok iyi bileceksiniz. Rönesans'ın, hatta tıp doktorlarının çok saygı duyduğu Paracelsus var. Diyor ki her şey bir zehirdir ama hiçbir şey zehir değildir. Bunun ölçüsünü bileceksiniz. Bunun miktarını bileceksiniz. Şimdi tabii ki burada kimya işin içerisine giriyor. Şimdi Sayın Yağız bir şey daha söyledi. Bitkilerin ana yani bugünkü modern tıbbın kullandığı ilaçların %67'si primer ana etkin maddeler. Ne bileyim işte şeyden, porsuk ağacından bugün kemoterapi ilacı yapılıyor. Veyahut ökse otundan viskumini almışlar içinden kemoterapi ilacı olarak kullanılıyor. Ancak bunları saflaştırdığınız zaman, mono ilaç olarak verdiğiniz zaman veya mono ajan deniyor, hastaların üzerinde çok büyük yan tesirler var. Şimdi yeni dönem ilaçlar geliyor. Doğal destekleyici bioaktif bitkilerden gelen, sebzelerden, meyvelerden gelen katkılar sunuluyor. Ve şimdi bir de biyoteknoloji denilen bir şey çıktı. Yani ne yapıyor? Rekombinant uyguluyor. Yani bakteriye o etkin maddeyi üreten geni transfer ediyor ve ondan sonra bunu sürekli viskumin üretiyor. Yani siz bitkiyi beklemenize gerek yok, ökse otunu. Onun için de işte kemoterapi ilacı olarak kullanılan viskumini rekombinant. Bunun anlamı budur. Biyoteknoloji kullanılarak bu veriliyor. Fakat hastalarda büyük yan tesirleri var. Ha. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bir ana etkin maddeyi siz kişiye saf halde verdiğiniz zaman ne oluyor? Beraberindeki işte o bitkinin ortamındaki doğal yapısındaki fonksiyonel, medyatoriktir, sekonder birçok etkin maddeyi onu fonksiyonel kılacak yardımcı askerlerini ortadan ayırıyorsunuz. İşte komutan bu diyorsunuz. Şimdi savaş meydanında tek başına komutan ne yapabilir? Askerleri yok. Evet. Ha, bu tabii ki bakın çok enteresan bir örnek vereyim size. Beta karoten. Havuçtan bunu çekip aldılar beta karoteni. Buyurun kapsül dediler. Ve Amerika'da dediler ki bu antioksidandır. Kansere karşı da koruyucu ve önleyicidir. FDA hayır dedi. Bunu siz önce bir klinik deneyini yapın bakalım kanseri önlüyor mu, önlemiyor mu? Ve en çok da sigara içenler bunu tercih etti. Finlandiyalı ve Amerikalı iki grup araştırdılar. 4 yıl sonra gördüler ki sigara içenler de saf haldeki beta karoteni kullananlarla %48 oranında akciğer SA ortaya çıkıyor. Oo, kötü havuç. Ya kötü havuçla ne alakası var? Beta karoten saf halde verdiğiniz için bu. Ve bugün birçok gıda takviyesi piyasada sunuluyor ki bunlar çok yanlış. Yani dolayısıyla toplumumuzun, insanlarımızın bu anlamda çok iyi bilgilendirilmeleri lazım. Yani mesela bir örnek daha vereyim. Ondan sonra ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Zamanı aşıyorum çünkü. Bakın genisitin dediler. Efendim işte Japonya'da, Hindistan'da, Moğolistan'da ve Çin'de kadınları mukayese ettiğiniz zaman Amerika'da ve İngiltere'de yaşayanlarla orada meme kanseri, özellikle invaze duktal karsinom %2, Amerika ve İngiltere'de %98. Yani bunları mukayese. O dediler bunlar en çok ne tüketiyor? Soya. İşte soya içinde ne var? Genisitin var. Hadi alın genisitini koyun kapsülün içine verin. Baktılar ki meme SA daha çok artıyor. E şimdi Çinlilerde niye yok? Siz şimdi soya fasulyesini nasıl ortadan kaldırırsınız? Adamların ana temel gıdası bu. Ama içinden siz genisitini çekip alıp verirseniz, bir de genisitin aynen kadınlık hormonu, östrojen gibi davranıyor. Hele hele bir de patoloji raporunda reseptörler pozitif çıktıysa östrojen ve progesteron hormonu kanserini daha da hızlı ilerletecek bu genisitin kapsül halde verilen.
Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani tek mono tedavi bu tür bitkilerde ben genelde mite yani bitkinin bir bütün olarak kullanılmasından tarafıyım. Siz ne dersiniz? Şimdi bana hep öyle oluyor. Fazla kalınca fazla konu. Fazla nazik durunca dinleyen benim meslektaşlarım var. Abim falan var, cerrahtır. Ondan sonra kalkıp oğlum sen niye o kadar sessiz durdun, işte bunları dedirttin falan diyorlar. Şimdi tıbbi sınırlara girenlerle ilgili düzeltme yapmaya çalışmayacağım. Yani beta karotende ve o kadar fazla yani örnekler genel ana hatlarıyla belli bir mesaj açısından doğru ama ayrıntılarda çok katılmıyorum. O kadar fazla özelleşmiş alanlara girmeyelim. Hani onlarda düzeltme yapmayacağımı bildiriyorum. Burada beraber kahve içtik, sabah çay içtik. Güzel, nazik bir ortamımız var. Ben yine hani prensipler üzerinden konuşmak istiyorum. Şimdi doğru yani bir tane maddeyi saflaştırıp da onu daha yüksek dozda verdiğinizde bir kere hani saflaştırınca saflaştırılmamış haline göre daha yüksek dozda da verebiliyorsunuz. Bir amaç da o. Yani daha yüksek dozda verebilmek, öteki türlü katkılarıyla yanında bulunan diğerleriyle birlikte o yüksek doza çıkamıyorsunuz. Ama şimdi ilaç tedavisinde bir taneyi çıkarıp da yapmaya çalıştığımız şey zaten çok bazen agresif bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani neredeyse cerrahi gibi bir girişim yapmaya çalışıyoruz ilaçta. Bu şeyde biyoteklerde de öyle yani biyotekte artık öyle bir şey ki yani biyotekte kullanılarak yapılan karmaşık modern tedavilerde virüse hücre öldürme mesajı yükleyip işte onu tümör hücresine adresleyip oraya gidip onun genetik yapısını değiştirip kendi kendini öldürmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Yani bunu eski konseptle yapmak mümkün değil. Birçok yaptığımız tedavi bu tür hedeflemeyi gerektiriyor. Hipertansiyonda da artık hipertansiyonda arkada yatan mekanizmaları biliyoruz. Hani sebebi bilmiyoruz falan diyoruz ama bu alçak gönüllükten yani sebebi genetik hipertansiyon. Ama neyin kan basıncını yükselttiğini biliyoruz. Şimdi oradakileri bildiğimiz için o mekanizmaları ayrıntı hedeflemeye çalışan tedavilerimiz var. Şimdi bunu kalkıp da bütün bu ACE inhibitörü dediğimiz ilaçlar var. Çok yaygın kullanılır. Onları ilk engerek zehrinden elde edilmiş ama engerek zehrinden elde edildiğini kullanmıyoruz şu an. Her neyse yani burada çok hedefli bilmem nenin bir şey reseptörünü kapatmak ya da aktiflemek üzere tedavi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi mekanizmayı bilip de öyle yaptığımızda bunu bütün tabii haliyle verme imkanı yok. Yani onu saflaştırıp yüksek dozda oraya vermemiz lazım. İstenmeyen etkilerin arttığı bir bakıma doğru. Yani biz genelde istenmeyen etkileri azaltmak üzere saflaştırmaya gitmeye çalışıyoruz ama yani kemoterapide falan tabii istenmeyen etkilerden kaçmak şu anda güç. Niye? Çünkü bir antibiyotik tedavisinde neden adı kemoterapi? Vücuda yerleşmiş bir düşman hücreyi yok etmeye çalışıyorsunuz. Bunun orijinaline bakterilerle yapılan yani antibiyotik tedavisi. Orada bakterinin yapısı memeli hücresinden tamamen farklı olduğu için onu öldürüp de memeliye zarar vermeyen bir ilaç vermek şu andaki bakış açımızda kolay ikisini birbirine ayırmak. Halbuki burada iki tane memeli hücresi var. Biri diğerinden türemiş ama hastalıklı bir şekilde çoğalıyor. Onu diğerinden ayırıp öldürmeniz lazım. O tedavinin tabii ki diğer normal hücrelere zarar vermemesi mümkün değil. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Hani bunu rafine etmeye çalışıyoruz. Lafı getirmek istediğim nokta şu. Şimdi her zaman bu kolesterol tartışmasında da ne zaman hani alternatifle bizim uyguladığımız tedaviyi birbiriyle karşılaştırsak şunu ayırmamız lazım. Bir koruyuculuğa giren girişimler var. Yani işte şunları tüketirseniz bir süre sonra hani prostatla ilgili sıkıntı yaşamanız olasılığı azalır. Ya da işte ceviz yerseniz iyi kolesterolünüz yükselir. Doğru bu hem de söyleyeyim yani. Hani başka bir derdiniz yoksa bu şekilde beslenmenizi değiştirirseniz zaman içerisinde hakikaten kendinizi daha iyi koruyabilirsiniz yaklaşımı var. Yani birçok bu anlamda beslenme ve işte katkı önerileri olabilir. Bunlara ben de açığım. Kilo 93. Yani bunu düzeltecek bir şey olsa ben de öyle bir değişiklik yapmak isterim. Ama ikincil koruma dediğimiz kişi zaten hastalanmışsa yani biz çoğunlukla bunlarla uğraşıyoruz. Kişi enfarktüs geçirmiş, kanser olmuş, işte prostat hipertrofisi gelişmiş. Bunların hepsi bir şekilde cerrahiye ve daha dramatik girişimlere aday insanlar. Bunlara yapılan ilaç tedavisi çok farklı ve burada geleneksel yaklaşımlarla devam etmek mümkün değil. Yani karşılaştırırken buna dikkat edelim lütfen. Bir de tabii ki hani ona belki daha fazla zaman ayırırız da yani bunu
göstermek lazım. Yani ben şunu şu dozda şu kadar süre şunlara uyguladığım zaman şu tür hastalıkta şu kadar bir gerileme. Kanıtlamak lazım. Ha, onu size bırakmak istediğim için söylemedim de. Evet. Yani bunu bir şekilde hani kanıt deyince bu da sevimsiz oluyor da yani daha basit ama anlatayım. Ama tutacağım ya. Yani bunu göstermemiz lazım. Yani şunlar şey. Olanlara şunu şu dozda şu kadar şu özellikteki insanlara verdiğimizde şöyle bir değişiklik ortaya çıktı ve bunu aynı şartlarda siz de yaparsanız siz de aynı değişiklikleri gösterebilirsiniz. Ve bunu güvenli olarak yapabiliriz. Bütün derdimiz bu. Her şey için bu geçerli olmalı. Şimdi şöyle, siz bahsettiniz kanıta dayalı tıp, hani onu biz de girecektik daha sonra. Kanıtlanmış zaten etkileri olan şeyleri, ilaçlar piyasaya sürülüyor ve insanlar bunu kullanıyorlar. Hmm. Şimdi İbrahim Hocam da aslında alternatif bir şeyler yapıyorsunuz. Yanlış mı söylüyorum? Yani bir yanda ilaçların etkisi var, bir yanda siz yanlış söylüyorsam lütfen hani mazur görün. Kimyasal işlemlerden fazla geçirmeden mi ya da başka işlemler yaparak siz daha doğal, bitkileri daha doğal olarak bize sunarak bir takım türlerle aslında tedavi yapıyorsunuz. Buradaki ayırım nedir? Neyi farklı yapıyorsunuz şimdi hocam? Şimdi şunu söyleyeyim, tedavi değil o, yardımcı ve destektir. Tamam. Tedaviyi doktor yapar, tamam. Teşhisi doktor koyar. Şimdi bakın ben bir sayın üresine bir katkı olması anlamında... Vitamin C'ye insanın günlük ihtiyacı 75 miligramdır. Sigara içiyorlarsa 150 miligramdır. Evet. Şimdi bakıyorsunuz yakışıklı kutuların içinde 500 miligram, 1000 miligramlık C vitamini veriyorlar. Şimdi bakın antioksidan dedik ya, aynı zamanda o özelliği var. Siz bugün insan vücudu kendi bağışıklık sistemimiz onlarca etkin madde üretiyor. Glutatyondan tutun frataksine kadar. Yani bağışıklık, nerede bir şey var hemen vücut tepkisini veriyor. Bunlar pikogram düzeyinde ve nanogram düzeyindedir. Ama siz şimdi miligram düzeyinde bu antioksidanı verdiğiniz zaman vücudun kendi bağışıklık sistemini ne yapıyorsunuz? Baskılıyorsunuz. O kadar yüksek konsantrasyonda siz C vitamini veriyorsunuz ki bu sefer hastanın bağışıklık sistemini, bir tek siz C vitaminiyle hastanın bağışıklık sistemini yükseltemezsiniz. Gözünüze bir bakteri girmiştir, hemen oradaki lisozomal enzimler faaliyete geçiyor. Onun bunu şimdi antioksidanla ne alakası var? Vücut kendisi üretiyor. Bakın şu örneği vereyim size. Benim hayatımın dönüm noktasıdır bu. Georgi 1922 yılında C vitaminini bulan Macar asıllı hem kimyacı hem bir hekimdir. Bir gün arkadaşı geliyor, diyor ki diş etlerim kanıyor, ne yapayım? O zaman biliyorlar kılcal damar çatlamasına karşı bu askorbik asit yani C vitamini etkili. Daha pek fazla saflaştırmamış, bunu arkadaşına veriyor. 3 gün sonra arkadaşı geliyor. Ya Georgi teşekkür ederim, diş etlerimin kanaması durdu diyor. C vitamini eksikliğine bağlı olarak diş etleri kanayabilir. Aradan bir 9-10 ay geçiyor. Arkadaşı tekrar geliyor. Ya ondan bir daha versene bana diyor. Bakın 1922-25'li yıllarda kromatografi şartları çok zor. Bugünkü laboratuvar şartları yok. Saflaştırmak çok zor. Ve Georgi sevinerek diyor ki bak saflaştırdığım bir şey onu vereyim sana diyor. Aynı şey elma kabuklarından elde ediyor hatta. Arkadaşı bir hafta sonra geliyor, ya hiçbir faydasını görmedim diyor. Bakın saf halde verdiği halde. Yani siz şimdi miktarı artırdınız ve hasta bundan fayda görmedi. Bu çok can alıcı bir noktadır. Şimdi anemi için mesela bir takım ilaçlar veriliyor demir eksikliğine bağlı olarak. Eğer hastada C vitamini eksikliği var ise, bakın onun yardımcısı, o demiri yani yükseltmeniz biraz zor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Gelelim bitkiler meselesinde. Yani ben burada nasıl çalışıyorum? Evet, siz nasıl çalışıyorsunuz? Burada sayın Profesör Doktor Üresin'e ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Biz 1996'da beraber bir program yaptık Esra Ceyhan Hanımefendi ile ATV'de. Ben de ya brokoli işte iyi huylu prostat büyümesine iyi gelir filan ve tecrübesizim. Ve Viyana Üniversitesi'nden geldim. Evet. Böyle konuşacağız. O biz böyle şeyiz gibi filan baktım. Üzerimde çok şey var. Dedim ki ya bu destekleyicidir. Yani önce hekime gidin.
filan. Baktım ki ha Türkiye'de bitkisel tedaviye karşı doktorlar tarafından büyük bir direnç var. Ben ne yaptım ama? Bunun için teşekkür ediyorum. Almanya'da prostat vakıfları var. İşte girdiğinizde görürsünüz. Ben orada bunu tartışmaya açtım, brokoliyi. İçerisindeki indol 3 karbinol, di indol metandır dedik filan. Hem hipertrofide hem hiperplazide çok etkilidir. Hatta idrar yapma zorluğunuz da varsa vazodilatiftir, yani genişleticidir filan. Sonra bu Amerikalıların dikkatini çekti. St. John Üniversitesi, orada Prostatitis Discussion Forumu var. Bakın orada da biz bunu konuştuk. Ve bir ay sonra ne dedi Amerikalılar biliyor musunuz? Bu bilgilerinizi biz yayınlayabilir miyiz brokoli üzerine? Ben de tabii dedim. Bakın 1997'den itibaren Amerika'da bunlar yayınlanıyor. Arkasından Michigan State Üniversitesi orada yayınlananı alıyor. Birkaç tane master ve doktora öğrencisi brokoli üzerine tez yazmaya başlıyor ve Saracoğlu yöntemleri diyorlar. Şimdi yani Türkiye'de bu direnç neden var bilmiyorum ki biz bunu kabullenmekte biraz zor kaldık. Yani geç kaldık diyelim. Bu otacı kültürü ayaklar altına alındı. Hekimler utandı. Ya çer çöp bitkilerden tedavi mi olur? Bakın ben özel hiçbir bitkiyi halka önermem. Ben diyorum ki tiroid probleminiz varsa evet içerisinde zengin anatol olan dereotunu kullanın. Prostat veya kadınlar, her iki kadından bir tanesinin memesinde fibrokist var. Buyurun, çözemiyorsunuz bu problemi. Ama evelallah %95 brokoli kürüyle bunu çözüyorsunuz. Ve bunun için on binlerce kadın var. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam bunun klinik deneyini yaptınız mı? Ya kimyasını biliyorum. İnsanlar neden bugün brokoli tüketmesin? Brokoli zararlı mı? Toplumun kullandığı, ben diyorum ki içine yağını koyma. Tadı çok tuzu, fena brokolinin. Ben nefret tamam. ediyorum brokoliden. Tamam, mesela. Tuzu koyma, yağı koyma, salçayı koyma ama bak bunu... Sadece haşla, şu miktarda, şu kadar haşla, suyunu hiç görecek. Bizim damak zevkimize uygun değil brokoli. Yani oradan her neyse, yani ama ben şimdi, burada şey şimdi, olarak yani söylüyorum. Yani şöyle fibrokist için hocam hani brokoli kürünü ama öneriyor gitmesi için. Ama burada ama şöyle bir yere doğru, yani ben de bunu teşekkür azaltma, ederim böyle bir çok ilerleme kaydettiğimiz şöyle değil mesela azaltmak için brokoli kürünü öneriyor fibrokistler için. Fibrokistler arttıkça kanserleşme riski, kalsifikasyonlar başlıyor. Ama tam da burada tehlike başlıyor. Yani şimdi şu, siz ne şunun için orada, bunu öneriyor. Ben kadın için. Doğumcu değilim. Yani şimdi hayır, burada, yani ilaçlar yani ne yapıyor bizim daha zorluğumuz doğrusu? Bu. Hayır, şimdi burada genel bir tanı ve tedavi süreci var. Onun evet. içine girmek lazım. Evet. Kontrol altında olmak lazım. Doktora göre bazen tedavi başlamayabilir, bazen ameliyat yapabilir. Şu bu. Şimdi... İki bakış açısında yani oraya çizgiyi çekmemiz lazım. O yüzden sözünü kestim İbrahim Bey'in. Şimdi şöyle bir hani yaşam tarzı değişikliği gibi düşünürsek mesela daha çok brokoli yerseniz ya da işte Japonlardaki farklı şeyler söylediniz ya, gerçekten böyle bilgiler var. Mesela ne bileyim Japonlar gerçi tabii herkesin yaşam tarzı değişip global dünyada herkes Amerikalı gibi yaşamaya başlıyor, o ayrı da. Yani geçmiş şeylerinde bunlar balık, pirinçle beslendikleri için kolesterolleri düşüktü örneğin. İskoçyalılar da çok koyun boyun yedikleri için bunların da çok fazlaydı. Ve o yüzden de daha çok enfarktüs geçiriyorlardı, kim ne derse desin. Doğrudur. Bunu da söylediğim gibi. Hayır, kesinlikle kabul ediyorum. Yani kolesterol yüksekliği bir sorundur. Yani yok 7 yumurta yiyin, çocuklarınıza 5 yumurta yiyin, bu çok yanlış bir söylem. Ve çok özür diliyorum. Bir de bu toplumun şey, ekmeğiyle oynadılar. Ekmek yemeyin diyorlar. Evet, yani evet. Türk toplumunun ana gıdasıdır. Ve ekmekte tam buğday ekmeğinde kısa zincirli, short chain dediğimiz yağ asitleri var. Ve bunlar kolesterol düşürücüdür. Hocam bunları uzun kimler zincirli diyor o zaman? Yani, işte neyse yani. Onlar sahiplerini bilir ama biz kimyasını gelir tartışırız. Yani burada sayın... Ben şunu söylüyorum, bakın brokoliyi kullanın, fibrokistinizden kurtulacaksınız, hekime gitmeyin demiyorum. Rutin kontrollerinize gideceksiniz ki olur mu zaten, bakın her kadın bugün memesinden korkuyor. Acaba bende bir şey, her gün yoklarlar böyle. Yani bu artık doktora gitme, ben her programımda söylerim. Teşhisi koyacak olan mutlak surette bir doktordur.
onun önerileri doğrultusunda hareket etmek. Mesela brokoli bir yardımcı, bir destekleyici, ya bunun yemeğini, salatasını yapacağını, bunu doğal haliyle bu şekilde kullanırsan bu sana çok büyük bir destek diyor. Ya işine gidiyor herhalde. Brokoli zaten hani pazardan aldığımız, marketten aldığımız, tükettiğimiz bir bitki. Bunu belki o kefeye koymuyoruz ama sizin uyguladığınız başka hani normalde günlük soframızda kullanmadığımız şeyler var. Mesela bir tane örnek verin. Yani bir tane örnek vereyim ben size. Bakın, önerdiğim bütün bitkiler yüzyıllardır Avrupa'da, Çin'de, Japonya'da kullanılan bitkilerdir. Mesela nedir bunlar? İşte Osmanlı padişahı bile ferman çıkartmıştır. Lavandula stochyas, karabaş bitkisi. Veyahut Alchimilla vulgaris, aslan pençesi bitkisi. Yani bunlar yüzyıllardır kullanılıyor ve bunların genotoksik olarak veya metabolizma üzerinde, gerek katabolizma gerek anabolizma üzerinde bir frenleyici, inhibitör etkisi de yok. Ha bakın, yok diyorum ama bunun kullanma şekli var. Şimdi siz bunu dilediğiniz miktarda kullanamazsınız. Bunların kimyasına bakarak, İşte bu çok moleküler yapıda tabii efendim saçma sapan şeyler öneriyorlar. Yani bugün kalkıyorsunuz siz Panax'ı kalbi de açıyor, cinsel gücü de, yok saç her derde her de şey etki Panax olamaz, ginseng şey bu bitkinin adı, zaten bunun merkez üssü de Kore'dir. Bu Panax onun adı mı? Evet, Panax ginseng. Ben o piyasa şey, hayır markası efendim, sanıyorum. Bitkinin adı. Şimdi nasıl Alchimilla vulgaris varsa, aslan pençesi diyoruz. Panax ginseng de o bitkinin adı. Şey gibi, aloe vera gibi. Hani birisi de çıktı aloe vera dedi ya, yani böyle çok yakışıksız. Ama orada da aloe vera'da da feci şeyler oldu doğrusu. Onları da, şimdi hep aynı hikaye oluyor. Bu, şunu şöyle toparlayabiliriz. Şimdi bitkisel kökenli yaklaşımlar olabilir. Bakanlık da zaten dediği bunları gibi artık destekliyor. Zaten bizim niye yumuşadığımızın altında da o yatıyor. Onu da şimdi oradan tersten dönelim isterseniz. Şimdi niye daha az katı davranmaya başladık? En azından ben öyle davranıyorum değil mi? 10 küsür sene önce. Tabii yaşlandım, o da var da. Kemale eriyor. Evet evet. Yani bunları anlamaya da başladık. Bir taraftan da daha güvenimiz arttı. Şimdi eskiden, siz de fark etmişsiniz, böyle bir şey, hani Amerika'da yasa olmayan batı kasabaları vardır ya, adam gelir işte silah çeker işte filan falan. Yani öyle bir ortam vardı. Herkes, her kafadan bir ses çıkıyor. Biri şununla tedavi ederim diyor, diğeri aloe vera, bir tane daha vardı. Resim Bey hatırlayın, eline bitkiyi alan, ben bu bitkiyle kanseri tedavi ediyorum. İşte onun ölçüsü var, dozu var, kimyasını biz yaşadık. Bidon satıyorlar. Evet. Tarım Bakanlığı'ndan ve bir tıp hekimiydi bu da. Tıp hekimi var, olmayanı var. Tıp hekimi olan tabii daha da kötü. Kozmiği var bunun filan. Yani herkes ve tedavi iddiasıyla, yani kanseri tedavi ediyorum, bilmem neyi tedavi ediyorum filan diye çıkıyordu. Ve buna görünürde de bir denetim yoktu. Daha çok Tarım Bakanlığı'nın elindeydi. Biz tabii o defansla aman olmaz diyorduk biraz. Ya biraz da tabii ki kendi konumunu koruma şeyi hekimlerin her zaman vardır. Bunda her zaman tartışmalıyız. Bu ayrı. Ama şimdi bu bakanlığın hakikaten yönetmeliğinin ortaya çıkması, Sağlık Bakanlığı sırf bununla değil, yani birkaç yıldır da Sağlık Bakanlığı buna daha sahip çıkmaya çalışıyor. Bu tabii ki insanda bir güven oluşturuyor. Yani nasılsa başı boş değil. Bunu hani ben savunmak zorunda değilim deyince daha rahat davranıyorsunuz. Her zaman olan şey, şunları anlamalıyız. Yani bir söylediği gibi, yani brokoli ağırlıklı beslenirsiniz. Ya da mesela şurada da doğru. Ben çok çay içiyorum, kahve içmem. Ama çayı ne kadar haşlıyorum, içine ne kadar hiç dikkat ettiğim yok. Çok çay. Benim en fazla herhalde maruz kaldığım şey çaydır hayatta. Başka bir şeye öyle bir şeyim yok. Muhtemelen orada bir takım yanlışlıklar yapıp su tutuyor olabilirim, sinirli oluyor olabilirim, bazen çarpıntım oluyor. Kafein, bunlarda hepsinin ölçüsünde, dozunda aslında. O benim ilgimi çekiyor. Yani acaba başka türlü demlesem, şu kadar tutsam böyle huzursuz olmaz. Şimdi bu ayrı. İşte bütün bunları yaparsanız da 10 sene sonra kemik erimeniz daha az olur. Örnek söylüyorum. İşte aritminiz bilmem ne olur, tansiyonunuz yükselmez filan gibi şeyleri, bunları ciddiye almalıyız. Evet. Ve bunun arkasında, ama hep arkasında şey var. Yani mistik değil ki. Yine oradan adrenalin, kafeini söylüyor.
Yani bunlar yine değerlendirilebilir şeyler. Ama kalkıp da şununla kanseri tedavi edersin, bununla damarı açarsın dediğimizde dur bir dakika dememiz, yani şöyle, one minute dememiz gerekiyor. Şöyle yani. Son iki dakikama girdim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Şimdi doğal insanların günde 75 miligram normalde C vitamin ihtiyacı var dedik. Biz doğal gıda takviyeleri dışarıda alınan gereğinden fazla antioksidan alıyoruz. Antioksidan olarak. Ne faydası olduğu belli değil. Bir kere yani. Bunu herhalde tüketilmemesi ve kısıtlanması lazım. Bu doğal gıda takviyelerini kimler onay veriyorsa, onay mercileri bir kere buna bir dur demesi lazım. Çünkü vücudun ihtiyacı belli. Hani burada bir belki zarar var sanırım. Belki size bir destek fikir daha söyleyeyim. Bakın E vitamini var. Hücre membranını çok iyi korur. Hücre zarını. Bunun sentetiğini kullanırsanız biyolojik yararlılığı %46. Evet. Doğal olanını soya fasulyesinden elde edilenini kullanırsanız %72. Evet. Yani sentetikle yapayla doğal arasında da fark var. Halbuki baktığınızda moleküler yapı aynı. Evet. Ama doğal olanı farklı. Ya bir de galiba şu var. Bir modern tıp çok süremi de aşmak istemiyorum. Kapatmak zorundayım ama geleneksel ve modern yaklaşım dediğimiz bir şey var. Şöyle bir algı mı var bizde? Geleneksel yaklaşım bitkilerle olan yaklaşım. Yani tıbbın henüz onaylamadığı diyelim. Modern yaklaşım tıbbın onayladığı yaklaşımlarmış. Şimdi siz aslında biraz bakanlık geleneksel tıbba da onay verdi fakat burada modern yaklaşımı geri plana atıyor diyemiyoruz. Yani geleneksel tıbba onay verdi biraz bakanlığa haksızlık olur. Yani aralarında fark var. Ondan da sorumluluğu var. Onu hayır yani modern tıbba nasıl yaklaşıyorsa geleneksel tıbba da sorumlu ve yetkili olduğu yani gibi. Yani aralarındaki şekilde, fark bitkisel yerine kimyasal ya da kimyasal hayır, içerikleri farkı yok olan yani. Şeyler i̇şte kullanmak bakanlık mı? Açısından da bunun farkı yok. Ben bakanlıktan değilim evet. Ama yani farkı yok. Sağlık Bakanlığı insana yapılan uygulamalardan sorumludur hepsinden. Önce sorumlu sonra yetkilidir. Onlar da İlaçtan sorumlu oldukları gibi, diğer cerrahi girişimden sorumlu oldukları gibi. Şimdi bu alternatif uygulamalar konusunda da sorumluluğu tam olarak ele alıp orada yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Yani onunla farklı yaklaştıklarından yapmaları gerekeni yapıyorlar. Kimyasal dediğimiz şey de aslında, siz kimya profesörüsünüz, bitkilerle biraz daha haşır neşirsiniz hocam. Kimyasal dediğimizde biz bir durup düşünüyoruz. Hani her şeye kimyasal bir şeyler katıyoruz, bize zararlı filan. Aslında i̇şte böyle bir şey de yok, onun dozu. İşte sentetik koruyucu katkı maddeleri var. Şunlar bunlar yani bakın ben şunu söylüyorum. Bilim laboratuvarlarında mükemmel bir şekilde sonuçlar alabilir. Ancak teknolojiyi uyguladığınız anda o değişmeye başlıyor. Değişmeye başlar, evet. Koruyucu giriyor, stabilizatörler giriyor. Birçok kimyasalı onun raf ömrünü uzatabilmek için ilave ediyorlar. Evet. Ama bu da işte ne diyoruz? İnterferans, karşılıklı etkileşime girişiyor bunlar. Ve stabiliteleri de o kadar sağlıklı değil. Ve neticede olan insana oluyor. Yani insan doğanın bir parçasıdır. O zaman doğal yaşamı ve doğal olanı kullanacak. Bunu hocam mümkün da destekleyecektir elbette ki. Yani. Ya bunun tabii şey boyutu da var. Hani ekonomik boyutu da var. Diğer teknolojik olunca ister istemez endüstrinin koşullarına mahkum olmuş oluyorsunuz. Eğer geleneksel uygulamalar bir ölçüde özellikle de koruyucu olarak tekrar hani koruyucuyla tedavi edici hani iş sonrası tabii koruyucu da daha ağırlıklı. Koruyucu da geleneksel uygulamaların da az çok güvenliği hakkında fikrimiz olduğunu düşünürsek. Ama tıbbın bittiği yerde bir takım farklı alternatifle yöneliyoruz ister istemez. Yani ilaçlarla artık yapılacak bir şey yok. Tıbbın bittiği yerin çizgisini çizmek zor. Tıp her gün ilerliyor yani. Yani şöyle en azından ilaçların çare bulmadı. Artık hani hasta evine gitsin diyorsunuz. Özellikle yapılacak bir şey yok diyorsunuz. Üresim Bey'in de katılacaktır. Yani bakın kronik rahatsızlıklar var. Romatizma gibi, sistemik lupus eritematözüs gibi, ne bileyim şeker hastalığı da bir kronik rahatsızlık. Adam ilacını alıyor düşmüyor. Romatizma hastaları işte mesela? Yok metotraksat kullanıyor, yok kortizon kullanıyor ki kortizon aynı zamanda hormonları üzerine olumsuz etki yapıyor. Genç kızlar var, juvenil romatoid artrit var tabii. Bir bakıyorsunuz adet düzensizliği başlıyor, metotraksat kısırlık yapıyor. 18 yaşında juvenil romatoid artrit. Söyleseniz bu genç kıza bak kızım sen bu ilacı kullanırsan, ilacın ismi o değil, kimyasal adı metotraksat. Bu kısırlık yapar ve kanser hastalarının kullanıyor. Ama o riski evet. Şimdi bizim fakültenin en iyileri romatologlardır. Biraz yani çok iyi romatologlarımız vardır. Haksızlık evet, etmek istemem. Yani hekim zaten bunları doğrudur. Metotreksat toksik bir ilaç ama bunu zaten bu zarar yararı
hesaplayıp hastaya vermesi lazım. Ha bunun ötesinde eğer ilaçla etkileşmeyecek, hastaya da zarar vermeyecek ek bir şey kullanabilirse hasta kullansın. Kimse buna karşı değil. Ama siz de biliyorsunuz şekerimi düşüreceğim diye yavşan otunu alıp karaciğeri ya iki günde harap eden var. Ben şunu da kullanıyorum. Belki ilaç tedavim sırasında diye biraz hekimin ve destekleyici aldığı tedavi bitkisel kimden alıyorsa. Bitkisel ürün kullananlar mutlaka doktorlarını bilgilendirecekler. Tamam. Diyecekler ki ben bu bitkiyi kullanıyorum. Çıkmam lazım ama hocam. Ama doktorlar da baştan hemen bu toksiktir filan deyip tamam. Direnç gösteriyor. Çünkü konuyu bilmedikleri için onlar da bakanlık haklı. Da biraz bunun önünü açtı sanıyorum. Herkes bu konuda biraz daha esnecek. Halkımızda bilinçli olacak. Çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür Sayın Yıldız Öresin, Sayın İbrahim Sarıçoğlu. Teşekkürler katıldığınız için. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Sağlığın tanımında da belirtildiği gibi tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle yarın görüşmek üzere.